Evet basın toplantıları bu şekilde yani Rıza Hoca'nın üzerine açıklamaları üzerine konuşacak çok fazla şey var. Kartal abi yani şimdi Mert'e büyük bir eleştiri. Jason'a büyük bir eleştiri. Chamberlain'e büyük bir eleştiri. Kadro dışı kararını yani Feyyaz Uçar'la Samet Aybaba'ya büyük bir eleştiri. Bütün takıma büyük bir eleştiri. Yani Rıza Hoca dışında sanıyorum herkes sorumlu bu gidişattan Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a gelmeden önce ben 50 e, kupa <laughs> alabilirdim ya da ben Beşiktaş'ı çok daha farklı oynatabilirim. Bu kadroya rağmen çok daha farklı oynatabilirim diyen Rıza Çalınbay. Daha önceki teknik adamların olduğu gibi Muleka'yı sağa çıktı oynatmaya. Çoğu oyuncunun pozisyonunu değiştirmeden oynatmaya. Son maçta Emre Terzi, Lugano maçında bir Avrupa maçında maçın oyuncusu seçilmiş genç oyuncu. Bir buçuk aydır yok Masuaku. Geliyor Emre Terzi dakika bulamıyor. Ee, bu durumlardan sonra e, bu açıklamalar, bilmiyorum yani Beşiktaş yönetimi de e, ya o sosyal medya paylaşımı <laughs> çok ilgi çekici bence. Rıza Çalınbayın maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle yollara ayrılmıştır diye apaçık bir açıklama yayınladı. Tüm bu olup biten nasıl değerlendirirsin? Şimdi Ömer e, bir kere Rıza Çalınbayın böyle kısa sürede gelip gidişine ben üzüldüm. Yani. O dönemleri yaşayan bir insan olarak 90'larda Beşiktaş kaptanı Rıza Çalınbağı'yı şöyle e, gözümün önünde canlandırıyorum. Antrenman sonraları bile ekstra çalışan, e, hayatı futbol olan, futbolla yatan kalkan, izin günlerinde bile minyatür sahada top oynayan bir karakterden, şimdi hocalık yapan bir karaktere ve... E, bu kadar kısa dönemde Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen ama neticesinde bu şekilde yolların ayrıldığı bir Rıza Çalımbay profili beni üzdü. Hakikaten yani Rıza Hoca'nın Beşiktaşlığını kimse yargılayamaz. Yani hepimiz biliyoruz Rıza Çalımbay çok iyi bir Beşiktaşlıdır ve Beşiktaş'a bugüne kadar futbolculuğunda özellikle her şeyini vermiştir. Ancak bu demek değildir ki ee, teknik direktör olarak geldiğinde e, başarılı veya başarısız ya da bir şeyler yapıp yapıp ve yapmama konusunda eleştiri almayacak. Hı hı. Bu ayrı bir mesele. Şimdi maçtan sonra zaten ben hocanın açıklamalarını gördüm. Gördüğüm an bu işin bittiğini anladım. Zaten bu işin biteceğini çok önceden Biliyordum. Bu sosyal medya açıklaması da var. Ekranda veriyor arkadaşlar, arkadaşlarımız zaman zaman. Devam edelim Sıkartal abi. Ezgi ile bir sabah Skype e, bağlantısı yapmıştık. Bundan 10 gün önceydi yanılmıyorsam. Ben dedim ki Ezgi dedim Rıza Çalınbay ile ilgili önümüzdeki günlerde e, sürprize hazırlanın dedim. Fazla bir şey söylemiyorum dedim. Rıza Hoca'nın görevi bıraktırılacağı yani Rıza Hoca ile ayrılacağı zaten belliydi ve nitekim bu iş resmiyete de döküldü nasıl döküldü bundan önce dün değil opsiyon ay sonuna kadar opsiyon devreye girdi şimdi bu ne demektir bize biraz daha süre ver hoca. Biz yeni bir teknik adam getireceğiz demektir. Tabii, yani bu, bunun manası daha bu. Çalış yani şöyle. Yani biraz daha çalış işte 10 gün, 15 gün. tamam. Evet iki maç yapalım. kadar maçımız yok. Biz o arada yeni bir teknik, yeni bir teknik, teknik adam getirelim. Bunun e, Türkçesi bu açıkçası. Ben şimdi kulübün efsaneleri arasına girmiş bir e, teknik adam olarak Rıza Hoca'dan şunu beklerdim. O gün o opsiyon konuşulduğu gün işte Samet Hoca, Feyyaz Hoca. Ben bırakıyorum. Siz size bundan sonraki dönemde başarılar dilerim. Ben yokum. Ben bunu beklerdim. Rıza Hoca'dan. Ya da şöyle ben iki maç daha çıkayım. Yani opsiyonu uzatmamıza gerek, gerek yok. yok. Ben, ben iki maç daha takımın başında çıkayım, yer alayım. Ondan sonra ayrılırım. ben yokum. Bunu basına deklare edelim Tabii. ama. Tabii. Deklare Tabii. edelim. Çünkü yine aynısı olurdu. Doğru. Ben iki maç daha Beşiktaşlılık görevimi yapayım. İki maç takımın başında bulunayım. Ondan sonra bana eyvallah arkadaş. Ben Rıza Hoca'dan bunu beklerdim. Bunu yapmadı. Çok yıprattı kendisini. Bakın hakikaten üzülerek söylüyorum. sevdiğim de bir insan ama çok yıprattı kendini. Bu şekilde olmamalıydı. Bu gidişat zaten bunu, gerektir, bunu gerektirecekti. Yani bunu sokaktaki çocuk dahi biliyordu. Rıza Hoca ile yolların ayrılacağını herkes biliyordu. Üstüne üstlük. Bir de sağ sonuçları kötü gelince yapacak bir şey kalmadı ve tepkilerle uğurlandı. Dün bakıyorum sosyal medyada Beşiktaşlar artık bırak git hocam diyor. Yani bu çok yazık. Beşiktaş'ın e, sembolleri arasında yer alan bir ismin bu şekilde uğurlanması hakikaten çok yazık, üzüntü verici. E, o yüzden Rıza Hoca kendisi bıraksaydı bu kadar yıpranmazdı. Bir o kadar da evet çok iddialı geldi. Ben de kendisiyle konuştuğum zaman evet takım iyi değil ama ben bu takımı toparlarım. Kendime, ekibime güveniyorum şeklinde çok iddialı konuşmalar yaptı. Ben onları da yersiz buluyorum. Keşke bunları demeseydi. Çünkü bir görüp görmeden, işin içine girmeden e, bu şekilde konuşmak beklentiyi de arttırdı. Ne oldu? Yapamadın. Başarısız bir şekilde gittin oldu. Ve bu duruma geldin. Şimdi bu e, Rıza Hoca'nın bir de sağ içinde bir enerjisinde kaybolduğunu herkes Hı. gördü. Yani o enerji yok. Yani kimse kusura bakmasın. Yani sağdaki oyuncu kenardan enerji hisseder. Yani oyunu futbolcuyla yaşayan teknik adam ister. Bunu görüyorduk Sergen Yalçın'da görüyorduk. Sleven Bilici'de görüyoruz, gördük. Yaşına rağmen Şenol Hoca'da gördük şimdi Okan Hoca bunu yapıyor. Bunu yapan birçok teknik adam var. Ama Rıza Hoca bu enerjisini kaybetmiş. Ya yani ben onu gördüm. Bu enerjiyi kaybettiğin zaman sağdaki oyuncu da seni senin arkandan gelmez yani kusura bakma Rıza hocam Yoktu. artı kenar yönetim konusunda eksiklikler ben hep gördüm. Yani Beşiktaş'ı taşıyacak bir teknik ekip de yoktu. Bu da ayrı bir mesele. O yüzden ee, üst üste bu hatalar birleşince bu e, son gelmiş oldu. Ben bu sonu e, bekliyordum. E, çok da gecikmiş bir son değildi. Şunu da söylemek isterim. E, Beşiktaş'ın yeni yönetimi Hasan Arat'la beraber şu konuda olumlu e, ani reaksiyon alıyor. Bu önemli. Geçmişte bu ani reaksiyonlar alınmadı. Belki alınan bu ani kararlar zaman zaman hatalara gebe olabilir. Doğru. Ama ben şu ana kadarki bölümde bu reaksiyonların doğru işlediğini görüyorum. Mesela Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz'ı değil de daha tecrübeli bir teknik adam getirseydi belki şu an çok daha farklı bir tablo bizleri beklerdi. Belki de kendisi de Aday olup girecek kazanma ihtimali de çok yüksek olurdu. Takım da bu durumlara düşmeyebilirdi. Ahmet Nur Çebi bunu yapmadı. Yapamadı daha doğrusu. Burak Yılmaz'a güvendi ama o güven boşa çıktı. İşte ani reaksiyonların zaman zaman olumlu, daha da olumlu olduğunu gördük. Mesela kadro işi bırakma bence doğru karardı. Samet Hoca doğru bir karar aldı. Bunu yapmak zorundaydı. Şimdi diyeceksiniz ki zaten kadro eksik. Öyle de böyle o adamlar oynamıyordu belli yani. Bir Bakalım şey yapacaktınız. Şu, hoca söylüyor diyor ki kadro kararı olmasaydı diyor. O zaman şunu sormak gerekiyor. Fenerbahçe derbisine Cenk başlamadım, mı? Abu Bakar kulübe de başladı değil mi? Evet kendini ya o yapmadı zaten. Hoca Onur'u tercih ettiği zamanlar olmadı mı? Oldu. Evet. Gezal'ın yerine yine kanatta Muleka'ya derebiçi tercih etti. Ya, bu da oynamıyordu zaten. Hayır, hayır. zaten yani, oynamayan adamlar. Evet. Hani hoca söylüyor ya yani. Bu oyuncuları zaten hoca tercih etmiyordu ki. Bu oyuncular da performans ortaya koyamıyordu. Şimdi Yoktu. Bunun olduğu bir noktada e, siz bir de kadro dışı kararlarıyla ilgili açıklama yaptığınızda. Eleştirirseniz. Ya e, Halil insanlar da bahanelere sığındığınızı bahane, düşünecek. Yani. Giderken gol atıyorsunuz. Tabii. Siz, yani Rıza tabii. Hoca, yani bunu söylemek istemiyorum ama Rıza Hoca bu tür açıklamaları seviyor. Bu kendisine de bence zarar veriyor. Bunu yapmaması lazım. Bugün de bas toplantısı düzenleyecek. E ne diyecek ben merak ediyorum. Büyük ihtimal dünkü açıklamaları, dünkü açıklamaları ve hatta olacak. ve yönetim belki olacak. de yönetimi artı kendi arkadaşları olan Samet Hoca ve Feyyaz Uçar'a da bir tepki gösterme ihtimali var. Yap devam i̇nşallah edeceğiz. yapmaz. Ee, inşallah